Sodyum, demir, bakır ve gümüş. Bunların dördü de aşina olduğunuz elementler. Bu seferki bölümde bu dört elementi beraber konu almamızın sebebi ise kimyaya simya döneminden miras kalmaları. Ancak bu seferki konumuzu elementlerin fazlalığı sebebiyle iki bölümde anlatıyoruz. Peki bu bölümde ele alacağımız dört element ne zaman keşfedildi? Türkçe, Latince ve İngilizce gibi dillerde nasıl isimlendirildi? Simya döneminde bu elementlere dair nasıl gelişmeler yaşandı? Elementlerin hikayesi 3. bölüm başlıyor. Tarih ve mekan, antik dönemlerin Roma'sıydı. Kimi zaman Romalı askerler, maaşlarını para olarak değil, tuz veya kimyevi adıyla sodyum klorür olarak alırlardı. Aldıkları bu tuz ücretine de İngilizce'deki salt, yani tuz kelimesinin Latince'deki karşılığı olan sal sözcüğünden türetilen salarium ismi verilmişti. Tuz ödemesi anlamındaki bu sözcük salaria olarak Fransızcaya, oradan da salary şeklinde İngilizce'ye geçmişti. Bugün kökü tuz anlamındaki sözcüğe dayanan salary kelimesi İngilizce'de maaş anlamıyla kullanılıyor. Ortaçağ Avrupa'sına geldiğimizde ise burada baş ağrısını tedavi etmek için beyaz renkli bir toz kullanıldığını görürüz. Latince'de bu tozun adına Arapça'da baş ağrısı anlamına gelen sudar kelimesinden türetilerek sodanum ismi verilmişti. Bugün biz bu sodanum maddesini sodyum karbonat olarak biliyoruz. Kısacası sodyumlu bileşikler eski zamanlardan bu yana insan hayatının içindeydi. Ancak o bildiğimiz suya atınca patlayan sodyum metalinin bu bileşiklerden izole edilmesi 1807'ye kadar gerçekleşmeyecekti. 1807 yılında Sir Humphry Davy sodyum hidroksiti elektroliz ederek sodyum metalini izole etmeyi başardı. Bu yeni elemente ulaşıldığına göre artık bir isim bulunmalıydı. İşte burada yeni elementin isimlendirilmesi ikiye ayrıldı. 1809'da Alman fizikçi ve kimyager Ludwig Wilhelm Gilbert, elemente natronyum ismini önerdi. Bu kelime ise Yunanca'ya Mısır dilinden geçen ve doğal bir sodyum karbonat tuzu türevi olan bir mineralin ismi olan natrum kelimesinden geliyordu. 1814 yılında Jöns Jakob Berzelius tarafından yayınlanan Atom Sembolleri çalışmasında sodyum elementi natrium isminin kısaltması olan Na sembolü ile gösterildi. Periyodik tabloda natrium ismiyle kullanılan bu element, bileşik isimlerinde ise sodanum kelimesinden türetilen sodyum ismiyle kullanıldı ve Türkçe'de sodyum olarak geçti. Demir ise sodyumdan çok daha önceleri bilinen bir elementti. Öyle ki yazının icadından dahi öncelerde maden devrinde kullanılıp işlenilmekteydi. Demirden önce insanlar bakır ve kala yalaşımı olan bronzu daha çok kullanırken, sonraları bakır saflaştırma işleminin bir yan ürünü olan sünger demire su vererek karbürizasyon işlemi keşfedilmiş, böylece bronzdan hem daha sert hem de daha az kırılgan olan demirin kullanımı yaygınlaşmıştır. Demirin gerçek sıçraması ise sanayi devrimi ve çeliğin keşfiyle yaşanır. Kaynaklara göre ilk defa M.Ö. 1400'lerde Anadolu'daki Hititler tarafından demir eritildi ve araç gereç döküldü. İlerleyen dönemlerde demiri işlemede Türkler de kendini geliştirdi. M.Ö. 1500 ile M.Ö. 800 yılları arasında Orta Asya'da yaşanan Karasuk kültüründe Türkler ilk defa demiri araç gereç yapımında kullandı. Bu madene Temür ismini veren Türkler, henüz o zamanlarda yazılı eserler bırakmadığından ne yazık ki temür kelimesinin nasıl türediği tam olarak bilinemiyor. Ancak çamur, yağmur ve kömür gibi mür eki kullanılarak türetildiği düşünülmektedir. Periyodik tablodaki kısaltması Fe olan bu elementin Latince'deki karşılığı ise ferrumdur. Ferrum sözcüğünün ise Latince'ye Etruria dilinden geçtiği iddia edilmektedir. Ancak kelime o kadar eskidir ki tam olarak kökeni tespit edilemez. İngilizce'deki iron kelimesi ise Orta İngilizce'deki iron kelimesinden, o da eski İngilizce'deki ishern kelimesinden, o da Proto Batı Cermence'deki ishern kelimesinden, o da Proto Cermence'deki isharna kelimesinden, o da Proto Kelçe'deki isharnom kelimesinden gelir. Bu kelime ise Proto Hint Avrupa dilindeki kan anlamına gelen hishar kelimesinden gelmektedir. Demirden çok daha öncelerinde ise bakır elementi bilinmektedir. Yaklaşık 11 bin yıl önce insanlık ilk defa bakır madeniyle tanışmıştır.
Bu maden 7000 yıl önce ilk defa ergitildi ve 6000 yıl önce ilk defa kalıplara dökülerek eşyalar yapıldı. Milattan önce 3500'lü yıllarda kala ile karıştırılarak bronz elde edildi. Türkler ise ilk defa milattan önce 3300 ile milattan önce 2500 yılları arasındaki Afanasyeva kültüründe bakırı işlediler. O zaman bu zamandır bu madenin adı Türkçe'de bakır olarak bilindi ve tek kök olarak kullanıldı. Antik Roma'da ise bu madene Kıbrıs'tan geldiği için Aes Cyprium yani Kıbrıs metali derlerdi. Daha sonra Latince'de bu isim periyodik tablodaki Cu sembolünü ortaya çıkaran cuprum halini aldı. İngilizce'de ise cuprumdan türetilerek copper olarak kullanılmakta. Bu bölümün son elementi ise uzun yıllar para olarak kullanılan gümüş elementi. Gümüş madeni yerin altında altın ve bakırdan çok daha derinlerde bulunduğundan çok daha geç keşfedilmişti. Gümüşün M.Ö. 3100 yıllarında Mısırlılar ve M.Ö. 2500 yıllarında Çinliler ve Farslar tarafından kullanıldığı belirtilmiştir. Gümüş tarihte çeşitli yöntemlerle cevherlerinden ayrılmıştır. En eski metotlardan biri kurşunla karıştırma yöntemidir. Bu yöntemde gümüş cevherleri veya saf olmayan gümüş ürünleri kurşun veya kurşun filizleriyle basit bir fırında eritilir ve gümüş kurşun karışımı elde edilir. Buradan da kolay bir şekilde saf gümüş kazanılır. En çok rastlanan gümüş filizleri argentit ve gümüş klorür olmaktadır. Arsenik veya antimonla karışmış sülfür filizleri de vardır. Türkler bu elementi aydınlık, beyaz anlamlarına gelen kün kelimesinden türeterek kümiş ismini vermiş, bu da günümüzde gümüş halini almıştır. Latince'de ise periyodik tablodaki sembolü Ag olan element argentum adıyla anılmıştır. Bu isim Proto-Hint Avrupa dilindeki aynı anlamdaki argentum kelimesinden gelmektedir ve beyaz, ışıltılı anlamlarına gelen erg kökünden türetilmiştir. İngilizce'deki silver isimlendirmesinin ise kökeni muğlak olsa da Proto-Cermence'deki silubra kelimesine kadar takip edilebilmektedir. Hangi kelimeden türediyse bilinmemektedir. İşte bu simyanın mirası, sodyum, demir, bakır ve gümüşün hikayesidir. Böylece 3. bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.